Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi Yukarı Taş Yalak Mahallesi muhtarı Siraç Özgüç ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun öncelikle efendim. Muhtarımızın yanında da mahalle halkından isim efendim? Mesut Akkuş. Mesut Akkuş arkadaşımız var. Ona da mahalle ile ilgili sorular yönelteceğiz. Evet muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Birinci dönem seçildiniz. 14 ay bitmek üzere hiç hizmet aldınız mı? Önce bunu soralım efendim. O hizmet şöyle. İki tane kuyu kaldı, su kuyusu. Sondaj. Sondaj kaldı. Ondan sonra da çöp toplama oldu. Başka çöp toplanıyor mu? Evet. Çöp toplanıyor ama sizin mahallenizden ilk girişte sol tarafta buradan çıkarken de yani bu Ceylanpınar Kızıltepe yolunda orası çöplük olmuş. Evet, çöp. Köyde herkes oraya döküyor. Sadece köyün içindeki çöp toplanmıyor o zaman abi ya, sen çöp toplanıyor dedin. Köyün içindeki çöpler toplanıyor. Köyün içindeki çöpler toplanıyor. Toplanıyorsa vatandaşımız oraya niye döküyor? Çok atacak yer yok. Çok kötü bir görüntü oluşturmuş. Yani mahallenin ilk girişi orada değil mi efendim? Evet. Yani biz oradaki oranın belediye başkanlığı, Ceylanpınar Belediye Başkanlığı tarafından çöp temizleme, temizlik işleri tarafından oranın temizlenmesini istiyoruz. Ben bu mahalle vatandaşları adına Ceylanpınar Belediye Başkanı'ndan bunu rica ediyorum. Mahallenin ilk girişi yani çevre temizliği konusunda bakılmayacak durumda. Sivrisinek, karasinek her türlü haşerenin de oluşmasına etken olmuş. Orayı da yayınlayacağım gördüğünüz gibi çevre temizliğine önem veriyoruz arkadaşlar. Biz halk adına yöneticilerden hizmet istiyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Efendim altyapı kanalizasyonunuz var mı? Yok. Müracaat ettiniz mi? Yazılı olarak etmedik. Neden etmediniz muhtarım? Yani sözde ilk belediye seçiminde kalasyon, taziye, yol olacak dediler, bekliyoruz. Evet, yol demişken yolun orası böyle yani yol dere gibi olmuş orası, hendek olmuş, iyi, yani yol kalmamış. Orayı yetkililer gördü mü? Dün dediniz ki yöneticiler belediye... Evet, haftada bir kere gidip geliyor, herkes görüyor orayı. Görüyor değil mi? Belediye başkanı haftada bir geliyor mu oraya? Haftada değil bu ay içinde en iki sefer geldi. Seçim var şimdi, daha seçim geçtikten sonra sizi hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyoruz. Değil mi efendim? Yani o yolu görmüşse kendisini arayıp da yaptırması lazım değil mi efendim? Yani geçen sene yama yapılacaktı, yol bozuk diye komple asfalt yapacağız diyorlar ama daha başlamadık. Olsun, asfalt yapılana kadar orası yapılabilir ya. Çok araç geçmeyecek duruma gelmiş arkadaşlar. Değil mi efendim? Çok kötü. Anlatmakla olmaz. Mutlaka orayı da yayınlayacağım kare olarak sayın izleyiciler. Biz araştırmacı gazeteci olarak bütün muhtarlarımıza söylüyoruz. Mutlaka yazılı olarak isteyeceğiz hizmetlerimizi. Bir nusrasını da alacağız. Dosyamıza takacağız. Sayı numarası aldıktan sonra. Yani hangi birime dilekçe vermişsek sayı numarasını verildikten sonra bir nusrasını alacağız. Dosyamıza takacağız. Evet. Takip etmek için. Yazılı bir istekte bulunma. Sözlü, hep sözlü. Olmaz abi yani işte yani sözlü şeyler unutulur gider. Değil mi? Mutlak yazılı olacak muhtarım. Bunu da burada altını çiziyoruz. Evet muhtarım. Köy konağı muhtarlık odası taziye evi var mı? Yok. Taziye evimizde yok. Evet. Buranın nüfusu ne kadar efendim? Kaç haneden oluşuyor? Nüfus ne kadar abi? 1700. Evet yani burası da Ceylanpınar'ın 3. büyük şehri mahallesi sayın izleyiciler. Birincisi Murat'tı. Büyük Gerice. Ondan sonra burası. Birincisi Muratlı. Muratlı. Düzova. Düzova'dan büyük. Sarıçeşme. Burası. Her bizim 3. oluyor. Evet yine 3. yani bizim şey. Arasında biz 3. Evet. Yani nüfus olarak sayın izleyiciler. İşte görüyorsunuz Karasinek'ten Karasinekler beni burada rahatsız ediyor. Siz de şöyle görürseniz sayın izleyiciler öyle uçuşup duruyorlar. Çevre temizliği yok burada gördüğüm kadarıyla. Evet. Çocuk parkımız var mı efendim? Yok. Sayın izleyiciler biz bütün belediye başkanlarına sesleniyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Buralar tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Daha önce biz diyorduk ki mahallede yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyordu ki çocuklar çocukluğunu yaşasın. Ancak burası da mahalle oldu. Merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa mutlaka
mahalleye dönüşen köylere de bu hizmetler yapılmalı. Siz de izliyorsunuz sayın izleyiciler. Karasinek geldi. Cihazımızın önünde bir o tarafa bir bu tarafa gidiyor. Onu çekmesi çok iyi oldu. Yani gelmesi. İlaçlama yapılıyor mu efendim? İlaçlama yapılıyor. Kaç günde bir yapılıyor? 3-4 günde bir yapılıyor. 3-4 günde bir. Yeterli değil o zaman. Köy için yeterli değil. Evet. Sosyal bir alan var mı? Basketbol, voleybol, futbol sahası. Futbol sahamız var. Var. Çim, çim mi efendim? Şey. Toprak. Duş alma yeri, şeyler falan. Sadece saha var. Evet, biz gençlerimizin daha bir iyi ortamda spor yapması için mutlaka duş yerlerinin, oturma banklarının, vatandaşlarımızın da orada gelip öyle sporcularımızı seyretmesi için. Bu köyde o alanımız yok zaten. Sadece top sahası yer var. Başka sadece top sahası var. Evet. Evet muhtarım, gördüğümüz kadarıyla hiçbir hizmet yok. Doğru mu efendim? Yani bugün kurulmuş bir köy gibi sayın izleyiciler burası. Şimdi mahalle oldu. Hizmet unutulan mahalle, köy mahalle oldu diyoruz. Hizmet bekliyor. Arkadaşımıza bir söz hakkı verelim efendim. Buyurun. Yani şimdi bu hizmetlerin olmaması biz normal karşılıyoruz. Niye normal? Daha ilk yıl. Biz büyük şehre bağlandık. Evet. Eskiden şeydeydik, bu kaymakamlığa bağlıydık. Köyler Hizmet Götürme Birliği vardı. Evet. İl Özel İdaresi daha doğrusu. Evet. Şu an bir yıla yakın bir yıl geçiyor. 14 ay oldu. Ha, belediyelere geçtik. Belediyelerle daha yeni yeni oturuyor. Yani biz onlardan da suç aramıyoruz. Evet. Şu an Büyükşehir'deki belediye başkanı, yatan adam bizden 150 kilometre uzak. Evet. Sesimizi ona duyuramıyoruz. Evet. Buradaki belediye başkanı gidip ne yapıyorsa yapamıyor. Adam kendi kafasına göre oradaki belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı nereye götürüyorsa hizmeti götürebiliyor. Ama şimdi, ikisi de aynı partiden, doğru mu efendim? Parti olsun da, işte onun şeyine kalmış bir şey. Hizmet alan yerler var, gördüm ben. Eybiye'de, Haliliye'de i̇şte hizmet. Bize geç yetişir. Bize geç yetişir. Evet. İşte mahalli idarelerin genel amacı neydi? Yerinden yönetimdi, değil mi efendim? Yani burada demek yani yerinden yönetimde oldu, merkeze kaydı, değil mi efendim? Kanalizasyonumuz Büyükşehir'e bağlı. Evet. Suyumuz Büyükşehir'e bağlı. Doğru. Şu an biz buradaki mevcut Ceylanpınar'daki belediyeye gidip de ne isteyeceğiz? Çöp temizliği. Sadece çöp. Ve adam sokaklara park adaşı. O da altyapı yapılmadan bunu yapmam diyor. Değil mi efendim? Adam ancak çöp toplar. Çöpte her şeyi çözmüyor. Çözmez. Biz öncelikle altyapı, kanalizasyon yapılmalı diyoruz. İşte az önce size gösterdim. Yani yağmur yağdığında yürünecek durumda değil. Önceki, yani dün mahalleye girdim baktım 80 yaşlarından bir amca poşesiyle bazını şey yaptı. Çünkü arabam toz kaldırdı. Yazın tozdan rahatsız oluyor vatandaş. Kışında çamurda yürüyemiyor. Yani altyapı yapılmazsa kanalizasyon yapılmayacak. Bak sizi de rahatsız ediyor Karasinek. Demek çevre temizliği yok arkadaşlar. 2 yıldır Ceylanpınar'da bize bir hastane yapılacak. Evet. 3 yıldır temeli atacağız. Temel diye bir şey yok. Hastalarımızı Kızıltepe'ye götürüyoruz. Hastalarımızı Urfa'ya götürene kadar zaten yolda ölüyor. Yolda ölüyor, evet. Yani şimdi... Artı burası sınır değil mi efendim? Şimdi Türkiye diyor ki biz sağlıkta çok ilerlemişiz. Öyle bir şey yok. Biz 150 kilometre buradayız. Bizim hasta Urfa'ya yetişinceye kadar ölüyor. Yolda ölür. Evet. Biz bu pozuk yollardan Marya Kızıltepe'ye gidinceye kadar yine yolda ölür. Ne doktor, güzel doktorlarımız var. Uzman doktor yok. Suriye'den gelen vatandaşın her şeyi tamam. Ama Türkiye'deki yaşayan fakir mağdurun durumu kötü. Evet. İşte sayın izleyiciler siz de izliyorsunuz. Bu yani Şanlıurfa Ceylanpınar'daki genel durum bu. Ceylanpınar ilçesi yukarı Taş Yalak Mahallesi muhtarı Sıraç Özgüç ve mahalle vatandaşımıza Türkiye'de Mutluların Sesi gazetesine röportaj verdiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sorunların çözümünün için de biz de basın olarak üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz.